Ben hocam buyurun. Reyonun anomuton evet, derler. Tekrar siz başka bir... Yok, Türkiye nasıl feda edildi onu konuşuyoruz. Türkiye nasıl feda edildi? Tabii ben sadece bu NATO'yla odaklı olarak konuşmak tek istemiyorum. Tek neden o değil. Ben bu devrimlerin yavaş yavaş feda edilişi ve devrim karşıtı bir karşı devrim gücünün oluşma sürecinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu daha çok sosyolojik ve ekonomik nedenlere de dayanıyor. Şimdi devrimler şunu kabul etmek durumundayız ki aslında bir üst yapı devrimi niteliğindeydi. Yani devleti yapılandı, yasalar çıkarıldı, kurumlar kuruldu. Fakat zaman içinde Atatürk'ün de isteği oydu. Yani en bariz verdiği mesajlardan biri köy kalkınmasıydı. Köylü milletin efendisidir sözleriyle. Fakat o tarihte nüfusun %76'sı, bazı kaynaklara göre %80'i köyde yaşıyordu. Şimdi köye refah götürmek ve eğitimi götürmek gerekiyordu. Siz üste devrimleri kurgulamışsınız, devrimler yapılmış. Kent soylu insanlar bu devrimlere uygun yaşam biçimlerini kabullenmişler. Kim hariç? İşte o günün dinci diyebileceğimiz dini sınıflarının dışındaki onlar da bir kısmı bunu kabullenmiş. Ama aşağı doğru indiğiniz zaman kırsal kesimde devrimleri bırakın kabul etmeyi. Bir haber kitleler yaşıyor, haberi bile yok. Çünkü o insanların derdi karnını doyurmak, biraz daha refah içinde yaşamak. Ve Atatürk'e de bundan dolayı güveniyorlar. O ata ki onları, onların dinini, ırzını, namusunu, toprağını kurtarmış. Bu paşa diyor, bana da daha müreffeh yaşayacağım imkanları verecektir. Evet. Bu nedenle Atatürk bütün dikkatini işte toprak reformuyla ilgili çalışmalar yaptırıyor. Köy refahını arttırmaya, köye eğitim getirmeye. Fakat şartlar buna hiç müsaade etmiyor. Çünkü önce 1929'da dünya ekonomik buhranı, arkadan da Atatürk sonrası dönemde de başlayan İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yokluklar ne yazık ki köye hizmet götürümünde büyük aksaklıklar yaratılıyor. Ben burada çok önemli bir mihenk taşı olarak köy enstitülerinin kapatılmasını görüyorum. Çünkü ilk defa bir fırsat yakalanmıştı köy enstitüleriyle. Köy enstitülerinin kapatılması devrimlerle kırsal kökenli insanlar arasında yeniden o duvarın örülmesine, yeniden o küçücük yerleşim birimlerinde ve köylerde... Bir son dakika hocam var. Gorbaçov yaşamını yitirmiş. Evet, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında evet hayatını kaybetmiş. 92 yaş, bu kadar yaşı o yaşının olduğunda düşünmemiştim gerçekten. Evet, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yol açan lider olarak da bilinir. 34 sene oldu Sovyetler Birliği dağıldı. Doğru, yani. Değil mi? O zaman 60 yaşında olsa... 60 yaşında tam uyuyor yani. Uyuyor değil mi? Yani birdenbire insan 92 evet. yaşında deyince yani, evet, Gorbaçov yaşamını kaybetmiş. Buyurun hocam. Evet, yani ben o bakımdan hani karşı devrimin güç kazanmasının en önemli, en etkili nedenlerinden biri olarak köy enstitülerini altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü yeniden köyde imamın egemen olmasını, evet. cehaletin ve hurafenin egemen olmasını evet. ve öğretmenin buharlaşıp yok olmasını, köy enstitülerinin kapatılmasıyla evet. Türkiye yeniden yaşadı o trajediyi. Ve yine arkadan barış gönüllülerinin evet. Köylere seferber edilmesiyle tam tersi, o kültür emperyalizminin ve adeta bir ajan gibi köyleri mercek altına alarak onların o kalkınma hamlesini yok etmeye çalışan bir emperyalist anlayışında köylere yeniden sokulduğunu görüyoruz. Demokrat Parti iktidarıyla Demokrat birlikte Parti bu derinleşiyor. İktidarıyla. Giderek derinleşti yani 50'li yıllardan sonra bu derinleşti. NATO'ya girişte bunun bir parçası. Ama şimdi işte bu yaratılan komünizm korkusunun ve tehdidinin devrimlerin yapılanmasında ve yayılmasında çünkü, hayır, Türkiye çok büyük soğuk rol savaş oldu. Kampında yer almaya başlayınca evet. tabii komünizm diye bir baş tehdit tabii. belirleniyor. Şimdi Atatürk'ün çok erken yıllarda biliyorsunuz Sovyet Büyükelçisi Abramov'la adını tam telaffuz edemedim görüşmesi var. O kendisine
Türkiye, Abaro. 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 Abilo, Abilo. Abilo değil, hayır. Abaro olabilir. Hayır. Bu neyse, heykeldeki... neyse evet. WhatsApp'tan öğrenirler. Evet. O zaman Arlov. Evet. Aralo. Onun anıları var zaten. Aralo. Bir Sovyet diplomatın anıları evet, diye. Onun Aralo. Anılarında anlattık. Aralo. Taksim anıtında Aralo. Şey oldu. Aralo Türkiye yani ama Mustafa Kemal'le konuşurken Rusya'nın sahip olduğu sisteme benzer bir modeli düşünmesini öneriyor. Atatürk'ün o zaman ona verdiği bir cevap var. Diyor ki bizde diyor sanayi yok, işçi sınıfı yok. Köylü son derece yoksul ve eğitimsiz. Dolayısıyla bir sınıf esasına dayalı bir yapılanma içine giremeyiz. Biz daha çok meslek esasına dayalı bir yapılanma öngörüyoruz diyor o günün şartlarında. Gerçekten işçi Aralı, sınıfı doğru. diye bir şey yok. Aralı, işçi sınıfı diye bir şey yok. Şimdi ve Sovyetlerle ilgili ben yani bir sürü Atatürk'le ilgili şey okudum. Hiç olumsuz bir... sözünü, ifadesini falan hiçbir şeyle açıkçası karşılaşmadım. Ama tabii ki ben bir tarihçi değilim ve çok iddialı olamam bu konuda. Ama Sovyet ve komünist tehdidinin aşırı derecede etkili bir biçimde kullanıldığını çok açık. Niyazi Berkes'in kitaplarından da tabii, görüyoruz. Şimdi Molotov'un Yordam yani... yayınlarından anıları çıktı. Hı-hı. Zaten orada Stalin'in Kars'a han istediği, boğazları istediğini reddediyor, yalanlıyor. Tabii. Yalanlamıyor, yanlış yaptı diyor. Yok, bunu hocam. Yaptığı için ama siz yanlış Molotov'un Yordam yayınlarından çıkan yeni kitapta anıları... Ne yenisi ne eskisi bunu yazamaz. Çünkü hayır, Molotov hocam. Basının önünde yaptığı basın toplantısı dedi ki peki, biz yanlış oraya yaptık. Oraya döneceğiz, oraya dönmek istemiyorum. Oradan tamam. Çıkalım hocam. Oradan çıkalım. Onu, evet. onu Yordam'dan dondurduk. Yordam'dan yeni dondurduk çıkan Molotov'un anıları okuyalım hepimiz. Öyle evet, onu okuyalım. O konuyu dondurduk. Şimdi, bu da Abilov'la Aralov. İki ayrı isim. Abilov. Aralov benim söylediğim Aralov. İlk büyükelçi. İlk büyükelçi. Şimdi daha sonraki sürece de bakacak olursak o 40'lı yıllara gelindiğinde artık komünist tehdidinden mi yoksa komünist tehdidini bahane ederek mi diyelim Turancılık akımlarının gelişmeye başladığını görüyoruz. Ve milli eğitim dahil olmak üzere birçok bakanların hocam bir hızlı toparlarsanız anlayışta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Turancılık ve muhafazakarlıkla birlikte giderek Atatürk devrimciliğine karşı farklı bir anlayışın 40'lı yılların sonundan ve 50'li yıllardan itibaren harekete geçtiğini görüyoruz ki 50'li yıllar Demokrat Parti iktidarıyla zaten dinci ve muhafazakar, aşırı muhafazakar kanada çok büyük bir güç katmıştır. O güç bugüne kadar kırılmadan devam etmiştir ne yazık ki ve giderek daha agresif, daha radikal bir hal almıştır. Ben zaman zaman yapılan Refah Partisi güzellemelerini de çok ilginç buluyorum. Yani Erbakan'dan bağımsız olarak da değerlendirdiğimde, bağımlı olarak da değerlendirdiğimde yani o dönemde verilen mesajlar, söylenenler, keza Menderes'in siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz söylemleri, demokrasinin nasıl karşı devrimciler tarafından kullanıldığını ve adım adım bizi bugüne taşıdığını gösteriyor. O nedenle bugün içinde bulunduğumuz bu son derece kritik ve tehlikeli süreçte, laikliğin silinip atıldığı, kuruluş doktrininin yok sayıldığı bir süreçte artık ağzının yarısıyla değil, ağzının tamamıyla ve gönlünün tamamıyla konuşan insanlar duymak istiyoruz. Ve bu ülkenin laik devletine ve kuruluş doktrinine, ulus devlete, üniter yapıya sahip çıkan siyaset anlayışlarını ve bu inancın yüksek sese seslendiren ve güvenilir olduğunu kanıtlayan siyasetçileri de ben şahsım adına arıyorum ve görmeyi büyük bir hevesle bekliyorum diyebilirim. Peki, arıyoruz hocam. Hocam buyurun. Siz bu kırılmanın nerede yaşandığını düşünüyorsunuz? Yani ben de, nasıl bir kırılma ben de yaşandı? Kırılmanın bence en temel sebebi ekonomik. Evet. Yani çünkü Cumhuriyet çok büyük atılımlar yapmış olmasına rağmen biraz önce Sayın Hocam ifade etti.
gerek dünya ekonomik buhranı, gerekse İkinci Dünya Savaşı